Heyecanla Haftanın. derbiyi beklemeye başladık hocam. Ne dersiniz? Evet, uzun süredir bekliyoruz. Haftanın son iş günü. Hafta bitince derbi de geldi demektir. O yüzden ben de büyük bir heyecanla, büyük bir keyifle derbiyi bekliyorum. Hem öncesi konuşulacak çok şey var. Hatta oynandıktan sonra daha da fazla çok şey konuşacağız. Ama temenni ediyorum ki biz sadece oyunu konuşalım. Dileriz ki öyle olur ama diğer boyutunu da birazdan size soracağım ama önce bir saha içine girmek istiyorum ben hocam. Şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Bu derbi öncesi artıları eksileri iki takım adına nasıl paylaştıracağız? Özellikle bu maç öncesi cezalı oyuncular olur mu endişesi her iki takımda da vardı. Sarı kart ceza sınırında çok önemli 11 oyuncuları vardı iki takımın da. Ancak her iki takım da ideal kadrosuyla maça çıkacak diyebiliriz. Bu noktada acaba nasıl bir mücadele beklememiz lazım? Tabii ufak da olsa bazı istisnalar olabilir. Ben de iki takımın ideal kadro ile çıkma hedefinin olduğunu düşünüyordum. Ama işte golcülerin dansı diye okuduğum son haberde o dansı acaba sahada mı yapacaklar yoksa kulübede mi yapacaklar? Ona göre kadro şekillenecek. Yani bir tarafta Batshuayi, Fenerbahçe'de son dönemde gollere atan, hatta iyi oynayan Josue King'le mi oynayacak yoksa Valencia oynayabilecek mi ilk andan itibaren? Diğer tarafta da Icardi'nin oynaması planlanıyordu. O da Ankaragücü maçında görev alamadı. Okan Hoca acaba onunla mı başlayacak diye forvet hattında bir beklediğimiz hoca kararı olacak. Bir de istisna Galatasaray'da sol bek mevki herhalde en çok konuşulan mevki olacak derbiden önce. Fanaort mu yoksa onun yerine bir Dubois mı? Hatta Berkan'ın bile orada oynaması benim için sürpriz olmaz. Çünkü Galatasaray'da en formda oyunculardan biri Berkan. İki takımı şöyle bir kıyaslayacak olursak tabii ki ev sahibi olarak Fenerbahçe avantajlı. Diğer taraftan ligimizde şunu da görüyoruz. Mecbur olan takımlar genelde mecbur oldukları sonucu almaya biraz daha yakın oluyorlar. Fenerbahçe'de kendini lider olmaya mecbur hissediyor. Çünkü sezon başladığında o kadar iyi bir saha içi performansı ortaya koydular ki hem takım teknik heyet hem yönetim hem de camia biz bu sene açık ara şampiyon olacağız noktasına gelmişlerdi. Ama Dünya Kupası arasına gitmeden önce işte en geriden başlayan Galatasaray zaman lehine çalıştığı için hem futbolcuların form seviyesinin yükselmesi hem kadronun tamamlanması hem de Okan Hoca'nın Galatasaray için hayal ettiği o oyunu yavaş yavaş oturtmaya başlaması Galatasaray'ı hızlı bir çıkışa getirmişti. İşte o çıkışla belki de sezon başı hiç kimsenin düşünmediği bir şekilde Galatasaray oraya lider gidiyor. Galatasaray'da lider dönmek istiyor. Bu da Galatasaray'ın mecburiyeti. Ama çok samimi olayım. Herhalde Galatasaray bir beraberlikle oradan lider dönerse bundan çok rahatsız olmayacaktır. O yüzden Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Sadece 3 puan için değil, camianın beklediği o moral motivasyonu da sağlama açısından. Bunun için biraz daha riskleri alan taraf olacak. Biraz daha önde baskıyla oyuna başlayan taraf olacak. Galatasaray'da önce kontrollü bir oyunu tercih edecektir. Fenerbahçe önde oynadığı anlarda kendi yarı sahasında savunması gereken o geniş alana çok iyi hücum edebilecek özellikle kanat oyuncularına sahip. Acaba Icardi oynamazsa Barış önde oynar mı sorusuna da cevap arar da Barış'ı da Okan Hoca önde kullanmayı düşünürse bizim tam bir geçiş oyunu veya kontratak oyunu diyebileceğimiz bir oyunu oynayabilecek Galatasaray olur ki bu da hem oyunun temposunu arttırır hem de oyunun kalitesine de ayrı bir zevk katar diye düşünüyorum. Şimdi hocam biz aslında sol bek ve forvete biraz odaklandık ama Galatasaray'da
Öncelikli olarak 3 yerlinin kim olacağı çok merak ediliyor. Ve yanında da aslında farklı farklı bölgelere farklı adaylar olduğunu görüyoruz son hafta performanslarıyla birlikte. Şimdi sol bekte Dubois mu Fanaanolt mu dedik az önce. Sol açık için Kerem mi Barış Alper mi? Berkan Oliveira belki sol bek için değil ama orta sahada Berkan'ın bu rotasyona girme ihtimalini daha yüksek görüyor gibi sanki herkes. Ve Gomis Icardi. Şimdi bu üç yerli dengesi, bir taraftan Fenerbahçe'yi, rakibinizi düşünmek zorundasınız. Bir taraftan kendi dinamiklerinizi, kendi oyununuzu. Sizce en doğru tercih Fenerbahçe derbisi özelinde hangi oyuncular olacaktır? Ya doğruyu tabii ki Okan Hoca futbolcularla birlikte olduğu için o tespit edecek, o belirleyecek. Galatasaray'da zaten soru işaretinin olduğu, aslında oraya alternatifler mevcut, konuştuk. Bölgelere bir de orta saha ilave edebiliriz. Orada da Torreira'nın durumu, kendisine buradan bir daha başsağlığı diliyoruz biz. Cuma günü dönmesi planlanmıştı. Büyük bir ihtimalle bugün değil, yarın gelecek. Acaba oynayabilecek durumda olacak mı? Çok uzun bir yolculuk. O kararı Okan Hoca verecek ki ben Oliveira'nın oynamasını bekliyorum. Eğer Torreira oynamaz ise zaten Galatasaray'ın yerli alternatifine de çözüm olacak. Orada Berkan'ı oynatma şansı var. Yani Abdülkerim geride oynayacaktır. Onun önünde Berkan'ın oynama ihtimali var. Kerem zaten oynayacak diye düşündüğü futbolculardan bir tanesi. Son maça bakacak olursak da Raşika mı Barış mı sorusuna Galatasaray herhalde Barış'ın performansı biraz daha önde diye cevap verebilir. Ama yine benim alternatiflerden biri Raşika'nın sağda, Kerem'in solda, Barış'ın da önde oynamasından yana. Yani Okan Hoca hep bir santroforla oynamayı veya santroforla başlamayı istedi. Galatasaray'ın oyununda bu var ama skoru aldıktan sonra da Gomis'in çıktığı maçlarda sürekli Barış'ı öne sürdü. Bazı kişilerin öngördüğü şekilde Mertens'i de oraya sürmedi. Yine gol lazım olduğunda o zaman Seferovic'i oyuna alıyordu. Yani böyle bir tercih Okan Hoca tarafından yapılırsa benim için kesinlikle sürpriz olmaz. Yani Galatasaray'ın ideal orta sahası Torreira, Oliveira ve Mertens'in yerine Berkan'ı orada görebiliriz. Berkan da son dönem performansıyla zaten derbide oynamayı hak ediyor. Eğer orada Torreira ile başlayacak olursa sol tarafa da alternatif olabilir diye düşünülebilecek oyunculardan bir tanesi. Hocam Fenerbahçe'de de yine forvet hattı merak ediliyor. Acaba King Batshuayi mi, Valencia Batshuayi mi, Valencia King mi şeklinde pek çok alternatif var yine Fenerbahçe'nin forvet hattında da. Ve yine savunması da aslında üçlü mü olacak, dörtlü mü olacak son haftalarda çok tartışılan konulardan biri. Fenerbahçe ile ilgili görüşünüz nedir? Şimdi Jesus gerçekten çok adaletli kararlar vererek kadro kurmaya çalışıyor. Son döneme baktığımızda hem Joshua King oyuna katkısı da büyük, iyi oynuyor. Hem de Batshuayi gerçekten iyi bir gol yüzdesi de yakaladı. İşte son maçını da hatırlayacak olursak ikisi de oynamayı hak eden oyuncular. Ama Galatasaray'ın Icardi'si gibi onların da elinde benim görüşüme göre de bir numaralı santroforları Valencia var. Eğer fiziksel yönden Valencia bir sorun yaşamayacak ise, bakın sakatlık dönüşü biz performansını görmedik. Onu tek gören antrenmanlarda tamamıyla Jesus. Onunla başlayabilir ama sanki Valencia'yı da kulübede göreceğiz gibi geliyor bana, Icardi gibi. Fenerbahçe nasıl oynar konusunda da büyük takımlara karşı yani derbi niteliğindeki maçlara hep üçlü defans anlayışıyla çıktı. Fenerbahçe'nin oyun anlayışında direkt olarak üçlü mü dörtlü mü aslında çok şey fark etmez. Hep biz şunu diyoruz ya, sizin saha içi dizilişinizden çok oyun anlayışınız önemli. Fenerbahçe'de önde baskı yapmaya çalışacak. O kesin. İç saha avantajını kullanmak isteyecektir. Seyirci desteği müthiş olacak. Ondan faydalanmak isteyecektir. Fenerbahçe üçlü de dörtlü de oynadığı maçlarda genelde orta sahada iki kişi kalıyor. Bu ikili orta sahasına karşılık Galatasaray'ın üçlü orta sahası orta saha hakimiyetini Galatasaray'a getirebilir. Bu bir avantaj olabilir.
Belki de bu avantajı kaptırmama adına, çünkü Fenerbahçe üçlü oynadığında hem sağ bek hem de sol bek konumunda veya kanatta oynayan oyuncular Osayi Samuel ve Ferdi sık sık bek pozisyona gelip beşli oluyorlardı. Fenerbahçe hücuma çıktığı anda da stoperlerden biri hücuma katılmadığı anda bir forvetin karşısında üç defans oyuncusuyla bekliyordu. Burada bir eksiklik devamlı oluyordu. Belki de orta sahada Galatasaray'a bu avantajı kaptırmama adına ben kendi adıma, yani bu dönemde maçı ben de kafamda biraz yaşamaya, kurgulamaya çalışıyorum. Sanki Jesus gibi kurt bir hoca, ya bu maçta ben ikili oynarsam o üstünlüğü de ele geçiririm düşüncesiyle geride dörtlü bir defans anlayışını tercih edecekmiş gibi şu an için bana geliyor. Ama hem maça çok var, takımda, kadroda, futbolcularda çok şey değişir. Hem de hocaların son bir kez daha hem kendilerini hem de rakibi analiz etme fırsatları olacak. Herhalde bu kararları maçtan kısa bir süre önceye kadar vermek için hocalar biraz süreyi kendi lehlerine kullanacaklardır.